Bu arada Charleroi'dan havaalanına gitmek için tramvay kullanacaksanız burada otomatlar var. Şey yapıyorsunuz, İngilizce seçeneği de var. Ondan sonra buy a ticket diyorsun buradan. Airport'u seçiyorsun. 6 euro bir tane seç diyorsun. Ondan sonra kredi kartınızı şuraya okutuyorsunuz ya da cash varsa şuradan mı veriyorsunuz? Evet, herhalde buradan mı veriyorsunuz? Neyse, anlamadım onu. Ya da pin kod, buradan kartı sokup pin kod da girebilirsiniz. Ya da buradan coin atıyorsunuz. Size şöyle bir bilet veriyor. Böyle şekilde gidebilirsiniz havaalanına. Bu da yardımı olabilecek bir bilgi. Şimdi M3 hattıyla buraya geldik. Charleroi Merkez Tren İstasyonu'na. Buradan da havaalanına gideceğiz. 2 durak. Daha gideceğiz. Burası böyle. Her yer inşaat. Sağ, sol, her yer inşaat dolu. Neyse, ben şimdi içeriye doğru gidiyorum. İlginç şeyler oldukça aktaracağım. Arkadaşlar, bu arada bu istasyona geldiğinizde tren garının içine girmenize gerek yok. Dışarıda şurada Zone A yazan bir bölge var. Buradan otobüsler kalkıyor. Eğer hani şey yaparsanız içeri girmeyip tramvay sizi zaten şurada indiriyor. Şu parmağımı göstereyim, şurada indiriyor. En bulunduğu noktaya geliyorsunuz. Arkada da tren istasyonu var, aklınızda bulunsun. Buradan da otobüse bineceğiz. İşte benim şeyin geçerlik saati 1 saatte 11.30'a gelecek. 35'te bitiyor. Bu biletle binebilecekmişim gibi bir görüntü var. Burada da durum bu şekilde. Burada bekliyoruz. Zone 1. Ve altında A yazıyor. Ve otobüse de bindik arkadaşlar. Bir şey yapmanız gerekmiyor. Sadece bu bileti gösteriyorsunuz şoföre. Geç içeri diyor. Olay bundan ibaret. Şimdi havaalanına gidiyoruz. 2 durak sürecek. Herhalde bir 20 dakika falan, yarım saat mi sürüyor? Ne kadar sürüyorsa. Ondan sonra zaten çok vaktim var. Yani 3 saat ya da 2 saat 5 dakika falan vaktim var. Sıkıntı yaşamadan vakitlice havaalanında olacakmışım gibi gözüküyor. Yine havaalanından da bilgilendirmelerde bulunacağım. Charleroi merkezden havaalanına nasıl gidilir? Bunu yavaş yavaş anlatmaya çalışıyorum size aşama aşama. Yine ilginç bir şey oldukça dediğim gibi anlatacağım. Havaalanları klasik zaten, hani orada çok ekstra anlatacak bir şey yok ama yine bir bakarız. Duty free falan nasıl, oraları bir gezeriz. İyi bakarız Charleroi'ye. Otobüs sizi havaalanının otobüs garajı var. Dışında atıp oraya bırakıyor. Bu arada bu Lipco otobüsleriyle ben ilk Brüksel'e gitmiştim. Giderken bunları da kullanabilirsiniz. Çünkü ileriden binişi var. Ve işte Gent, Brüksel gibi şehirlere de gidebiliyorsunuz. Eğer böyle bir şey yapacaksanız. Bu da bir işte shuttle hizmeti sunan bir firma. Aklınızda bulunsun. Ama public transportation kullanırsanız, yani toplu taşıma kullanırsanız muhtemelen biraz daha az olacak maalesef. Ben çünkü Filipko'ya onu bir kontrol etmem lazım. Şu an fiyatını hatırlamıyorum ama 17 euro falan gibi bir şey verdim. Bu şekilde gidersen yani çok az bir şey fark ediyor. Herhalde 2-3 euro fark ediyor. Onun için uğraşmaya değer bilmiyorum. Bunlar da çünkü rahat, güzel otobüsler. Ama çok kalabalıktı ilk geldiğimde ben. O yüzden çok o kısımdan zevk almadım. Neyse, şimdi yavaş yavaş içeriye girelim. Biraz valizim de ağır. Şuradan yandan giriyorsunuz içeriye. Sonra orada devam edebilirsiniz. Burada bir şeyler yiyecek, bir şeyler de yapmışlar dışarıya. Biletlerini buradan bilet noktasına alabileceğiniz gibi online olarak alabiliyorsunuz. Şimdi içeriye şuradan giriyoruz. Hatta çok küçük bir havaalanı. Terminal numarasına bakmadım bile o yüzden. 1 mi 2 mi diye. Artık içeride bir şekilde halledeceğiz. Şimdi terminal bilginin girişinde hemen burada hem gelişleri hem de ayrı kendi parkları, güzel kalkışları gösteren bir tablo var. Bin Sabiha Gökçen'de T1 zaten gösteriyor. Buradan içeri giriyoruz ve devam ediyoruz. Girdikten sonra şöyle bir yine dolan başlı yollar.
Jüpiter'de yeryüzünün en saçma ve kullanışsız havaalanlarından bir tanesi herhalde. Ya burayı tam havaalanı bile demek dememek lazım. Gelişte bir otobüs durağı veya daha dolmuş durağı filan gibi bir şey. Buradan bir şeyler alıp yiyebilirsiniz. Şimdi terminal giriş yapalım. Burası havaalanının girişi. Şuradan. Burada da bir pano var. Biz çekim için. Burada oturup bir şeyler yiyip içebileceğiniz bir yerde var. Starbucks var. Duty Free'ye giriyoruz arkadaşlar. Duty Free'yi gezmeye başlamadan önce bir şey söyleyeceğim size. Şimdi havaalanına online check-in yapmış olsanız dahi kağıt olarak bilet istiyorlarmış. Böyle bir şey yani bagajınızı kendiniz bırakabileceğiniz bir elektronik ortam yok. O aletlere ne deniyor şu an bilmiyorum da hani bagaj bırakma üniteleri yok. O yüzden normal insanların girdiği bir sıra oluyor. Manuel eski usul. Bot da geçebiliyor. Geldim bu arada. Ayağımda bot var şu anda. Neyse gösteremedim, beceremedim. Çok yorgun biraz. Koştur. Terledim de zaten farkındaysanız. Şimdi ilk girişte botlar var. Avrupa dışına seyahat ediyorsanız 24,5 euro, Avrupa içine seyahat ediyorsanız 90 euro gibi. Ha burada bayağı düşük fiyatlar var. Şimdi viskilere geldik. 32,90 Avrupa dışına seyahat ediyorsanız. Jack Daniels'lardan bahsediyorum. 1 litrelikler, 1.75'likler, 55-40. Valla 28.90'la Jack Daniels çok iyi gibi geldi çünkü Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam Sabiha Gökçen'de 35 euro gibi bir şeydi. Yine bakalım Chivas Regal'lere. Bunlar da 34 euro 12 yıllıklar. 18 yıllıklar 99.20 euro gibi fiyatlarla. Yani viski fiyatı çok aşırı makul tabi burada da. Şaraplar 7 euro, 10 euro, 9 euro vesaire vesaire. Başka ne Türkiye'de çok tüketiliyor? Mesela vodkalar, 21-30 havana kulaklar, simloklar var yine. Bunun fiyatı, başka neler var? Baileys seviyorsanız 23.30. Burada Belçika'ya özgü bazı içecekler var. Bunlar da bu şekilde. Şimdi biraz daha bakalım. Şampanya alacağım diyorsanız 50 euro gibi fiyatı en az gözüne çıkarmanız lazım. 82 euro. Laurent Perrier 39. Bu sparkliklerde Martini'ler 10.40 gibi fiyatlar var. 7.40 var. Fiyat markaya göre şey 29 vesaire. Evet. Fiyatlar var. Evet. Buradan çikolata almak isterseniz son dakika unuttunuz, almadınız diyelim. Çikolataya. Çikolataya vermeniz gereken para var. Ne kadar? 29 euro. Neon House'lar 29 euro gibi bir şey. 41.80'e fiyatlar var.
burada yine Avrupa Birliği dışında bir fark yok. İçinde dışı arasında aynı fiyat uygulanıyor. Son dakika almayı unutursanız çikolatayı buradan alabilirsiniz. Ve yine burada 8 euroluk, 8 euroluk şeyler var. Godiva bir başka mağazası, markası. Godiva Türkçe'de de bulabiliyorsunuz artık. O yüzden fiyatlar böyle. Böyle küçük buranın sosları filan da meşhur. İşte hardalları, ıvır zıvırı. Buradan o tarz bir şeyler de alabilirsiniz. Böyle küçük yiyecek, içecek şeyler. Peynir satıyorlar. Belçika peynirleri. Bunların hepsini ben daha önceden aldığım için fiyatlar bu şekilde. Sigara ne kadar? Sigara karton olarak yok mu? Var. Ama klasik markalar var mı? Onu göremedim açıkçası. Şu an burada ne olduğunu bilmediğim markalar var. Ha mesela L&M pardon. Ha bakın Türkiye'de bunu yapacaklardı. Marka da yazılmayacaktı. Bakın burada Marlboro Gold falan diye gösteriyor. Fiyatlar ne kadar? 59.50 mesela Marlboro Gold alırsanız bir karton. L&M'ler 55.50 vesaire böyle gidiyor. Şimdi burada Belçika biraları da var. Korne var. Rochefort var. Hem de bardağıyla falan satılıyor. Kuvaklar var vesaire. Delirium'lar var. Fiyatları ne kadar? 20.70, 19.90 vesaire. 22.30 falan gibi fiyatlar var. Güzel yani güzel. Bunun bardağı kırılır mı falan diye ama şu an bir endişe sardı beni. Şimdi vallahi buradan bir şey alırım gibi geldi bana. Neyse biraz bir devam edelim. Delirium biliyorsunuz en fantastik yerlerden biriydi. Burayı da gezdik. Videosunu izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Restadak. Resenin şöyle kutuları var. Da buna nasıl bir şey anlamadım bir dakika. Ha büyük kutuları var. Şey büyük şişeleri var. 75'likleri. Bunların da fiyatları 9.90 Avrupa Birliği dışına gidiyorsanız vesaire gibi fiyatlar var. Stella Artois. Kaysan'dan Brook Road bunları filan denedim ben. Çok bira denedim burada. Artık markalar tanıdık geliyor. Bira açıkçası biraz ilgi alanlarından bir tanesi. Farklı 4 çeşit bira alıp böyle bir paket yapmışlar. 15.40 euro gibi bir şey. Six pack'ler var. Six pack Hoegaarden alabilirsiniz. Slauta alabilirsiniz. Bunlar 7.5 euro six pack'ler. Eğer ilginizi çekerse vallahi bayağı bir kapsamlı ve güzel bir bit free bir fiyatla 6.5 bir şey bekliyorum. Havaları dolmuş gibi falan dedik ama bu böyle. Şimdi burada da waffle olayları var. Burada bakın bu şekilde waffle'lar var. Bunlar da 10 euro, 7 euro, 7.5 euro falan filan gibi fiyatlara sahip. Yani insan tabii her şeyi alası geliyor da işte euro'nun 20 lira olması gerçeği bir acı gerçek tabii ki. Buradan zevkinize uygun bir şeyler alabilirsiniz. Şunlar güzel gözüküyor. Belki bir tane oradan alabiliriz. Denemem hatta. Yine aşağıda da böyle küçük atıştırmalık bir şeyler falan var. Burada kampanyalı parfümler var. Evet, fiyatlarını şöyle kısaca bir bakın. Forever Vegans mesela alırsınız 29.90. İzlerlerde Avrupa Birliği dışında 19.90. İyiymiş ya. Berber'den 1990. Yine Gizel'in şu Feel for Life'ları
Engin bir şey. Burası böyle gidiyor. Sensörleri var, alıp deneyebiliyorsunuz. Burası da böyle bir yer. Şimdi benim artık birkaç kendim bakmam gereken şeyler var. Onları halledeceğim. Burada parfümler devam ediyor. Artık ben kendimle konuş bir şey yapayım. Ondan sonra da buradan çıkayım. Şimdilik Charleroi'daki havaalanında son durum bu. Böyle bir otel. Kısmı çekmemiştim. Burada da gözlükler falan varmış. Bir Prada gözlük ne kadarmış? 200 euro şu gözlük. Kadınlar için söylüyorum. Erkekleri görmüyorum zaten. Burası hep kalın. Erkek için ayrı bir yer mi var acaba? Şurada erkek modelleri de var. Burada deneyebilirsiniz. Fiyatlar. Mesela şu gözlük 180 euro. Şöyle klasik damla bir Ray-Ban aldığınızda ne veriyorsunuz? Etiketini sökmüş oldukları için bilmiyorum ne verdiğimizi. Onun altındakinin etiketi sökülmüş. Onun bir altındakinin etiketi var. O da 180 euro. Şöyle. Evet, duty free alışverişimizi de tamamladık. Pasaport kontrol noktasına da çıktık. Şimdi artık uçağımızı bekliyoruz. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Bu önemli. Bir sonraki yolculukta tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.